İşte Barbie ve Barbie Show. Ben Barbie. Ve ben de şoförüm ve Barbie'yim. Hayattan bir gün hafta sonu özele yeniden hoş geldiniz. Önceki bölümde rüya evinin etrafında bize şakalar yapan kişinin gizemini çözmeye çalışıyorduk. Ama şu an rüya evinde değiliz. Nereye gidiyoruz? Işıl Tudağı'na. Chelsea, hala bir kalp ve bir çiçeğin bize şaka yaptığını mı düşünüyorsun? Evet, ama kanıtım var mı? Hayır. Bir mola mı versek? Tercihen atıştırmalıklar ve köpek olan. Bir planımız var ama tabii eğer ileride bir atıştırmalıklı köpek durağı varsa bir uğrayabiliriz. İleride çiftçi pazarı varmış. Hem de atıştırmalık ve köpekli. Yani bir uğrarız demiştin Barbie. Şansa bakar mısın? Umulmadık olması imkansız anlamına gelmez. Sonuç olarak inanın ya da inanmayın, yediğimiz bütün besinler bir şekilde topraktan geliyor. Şehir hayatı çok eğlenceli ama köklerimizi unutmamak da çok önemli. Buradaki köklerimizi de. Pekala, kim yumurtaların geldiği yeri görmek ister? Omlet yaparken veya kek harcınızı hazırlarken bu küçük dostlarımızın da işlere dahil olduğuna inanması zor. Ama öyleler. Keklere yardım ettiğin için sağ ol. Dünya şaşırtıcı bir yer. Bu yüzden zihniniz ve gözleriniz açık olsun. Vay canına. Çiftçi Jordan, benim gözlerim açıktı. Tabela gördüğümüz köpekler için. Çok dikkatlisin. Bugün çiftlikte sahiplenme etkinliğimiz var. Çok tatlılar. Çok tatlılar. Eminim hepsi bir yuva bulacak. Bence de. Hayvan sahiplenme. İyi ve beklenmedik şeyler için gözümüzün açık olması gerektiğine bir örnek. Gözlerden bahsetmişken şunu görüyor musunuz? Vay canına. Nasıl yani? Harika bir son çiftçi Jordan. Ne olduğuna dair bir fikrim yok. Ama bence her şey yolunda. Paniğe gerek yok. Panik halindeyim. Şakacılarımız bizi takip etmiş olmalılar. Sanırım gitmeliyiz. Çiftlikte normale dönmüş olur. Kesinlikle. Sürdürülebilir beslenme çok iyiydi. Tavuklar harika. Hoşçakalın. Görüşürüz. O çiçeği gördüm. Evet. Yani bugün birçok çiçek gördük. Ve daha da çok göreceğiz. Işıl Tudağı'nda. Görüşürüz.